1.B Kaynakları 1.B.1 1. Yazılı kaynaklar Bir ulusun, bir halkın, bir yörenin ya da bir etnik grubun yaşamıyla ilgili çeşitli yanlarını, adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, inanmalarını, becerilerini ve böyle yazıya geçirmiş kimselerin yazma ya da basılı yapıtları, yazıya dökülmüş anıları, gezi notlan, gözlemleri, İzlenimleri yazılı kaynakları oluştururlar. Bu türden yazarı bilinen belirli yapıtların yanı sıra, yazarı, yaratıcısı ve yazılış tarihi bilinmeyen, anonim dediğimiz, yani ortaya çıkışını, yaşamasını, halkın ortaklaşa oluşturduğu bir tür kaynak vardır ki, bunlara da sözlü kaynaklar denmektedir. Daha çok halk edebiyatının inceleme ve uğraşı alanına giren efsane, masal, halk hikayesi, destan, mani, türkü, ağıt, nini, bilmece, atasözü, tekerleme, seyirlik oyunları, karagöz, orta oyunları, meddah eserleri ve böyle sözlü kaynakları oluştururlar. Bunlar ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sözle aktarıldığı gibi, örneğin masal analarından, kaynak kişilerden, asıllarına uygun olarak anlatan ya da canlandıranlardan, söyleyenlerden, çığırınlardan dinlenerek, derlenerek, saptanarak yazıya, fotoğrafa, filme ve ses bandına geçirilirler. Halk edebiyatı genel adı altında toplanan bu türden halk yaratıları ve ürünleri, halk bilim araştırıcıları için büyük önem taşırlar. Öyle ki, bazen masallardaki ortak bir motiften, bir davranış biçiminden, bir halk türküsündeki yakınma dizesinden, bir tekerleme yumandan ya da bir ağattan söz konusu olursa, halka ya da yöre insanına özgü tipik ve asal yaşama biçimleri, ortak değerler, Dünyayı ve evreni algılamaya, yorumlamaya ilişkin ipuçları yakalamak mümkün olur. Bu bakımdan çeşitli ülkelerde halk edebiyatı alanına giren türler sistemli bir biçimde derlenmekte, arşivlenmekte, araştırma ve incelemelere hazır duruma getirilmektedir. Bu tür yazarı, yaratıcısı ve ortaya çıkış tarihleri kesinlikle bilinmeyen ürünlere karşılık bir de bibliyografik künyeleri bilinen yapıtlar vardır. Bunlar bir ulusun bir halkın ya da bir yörenin geçmiş dönemlerine ilişkin yaşamları, kültürleri hakkında değerli bilgiler içermektedirler. Hemen her ulusun üzerine titrediği bu türden 5-10 kaynak yapıtı vardır. Bunlar halk bilim, budun bilim eşittir işareti, etnoloji, budun betim eşittir işareti, etnografya ya da geniş anlamıyla halk kültürü alanlarında çalışanlar, araştırma ve inceleme yapanlar için önemli kaynaklardır. 1. Kaynak yapıtlar köklü bir ulusun, bir halkın kültürel geçmişinin ortak değerlerini, inançlarını aydınlatan, bugün bile işlerliğini, canlılığını, etkinliğini koruyan kimi kültürel öğelerin ve kurumların yapılarına ve kökenlerine ışık serpen birçok bilgiyi, açıklamayı bu kaynak yapıtlarda bulmak, bugünle geçmiş arasında bağlantılara kurmak, Günlük diyem nitelediğimiz kültürel özünüce belirteyi dar kalıplardan kurtarıp tarihsel uzantısına bağlamak bu kaynakların aracılığıyla olur. Türk halk bilimi, Türk töresi, kısaca Türk kültürü için bu nitelikteki kaynak yapıtların başlıcıları şunlardır. Orhun yazıtları, İslamlık öncesi Türk budunları hakkında bilgi edindiğimiz ilk yazılı kaynaklardan olan Orhun yazıtları, Taşlara yazılan Çince ve Türkçe bölümlerden oluşmuştur. İlkin Starahlenberg'in sözünü ettiği, daha sonraları Chomsen ve Radloff'un bilim dünyasına sundukları bu yazıtlar, 732 tarihinde Kültegin, 735'te de Bilge Kağan adlarına dikilmişlerdir. Göktürk alfabesiyle yazılı olan bu taşlarda o çağa ilişkin olaylar, savaşlar, zaferler anlatılır. Bu duna öğütler verilir. Özellikle Bilge Kağan'ın ölen kardeşinin yaz töreni bütün ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Yu denilen, bugün de Türk halk kültüründe yaşayan ölü aşı, Ölü yemeği geleneğinin tarihsel derinliğine inebilmek bakımından bu yazıklardaki bilgiler kaynak niteliğindedirler. Bu yazıklar hakkında yabancı dildeki yayınların dışında he. Namı Korku'nun Eski Türk Yazıtları, Cilt 1. İstanbul 1936, Muharrem Ergin'in Orhun Abideleri, 2. Basım, İstanbul 1973, Ali Öztürk'ün, Ötüken Türk Kitabeleri, İstanbul 1973, Ali Kemal Meram'ın, Göktürk İmparatorluğu, İstanbul 1974, İnceleme ve Çalışmaları Vardır. Kutadgubilik, kutlu olma bilgisi anlamına gelen bu yapıt ton birinci. Yüzyılda Bılasagunlu Yusuf tarafından yazılmıştır. Yapıtını Kaşgar'da Karahanlılar Devleti'nin Hakan'ına sunan Yusuf'u, Hakan, sarayını Has hacı peşittir işareti, Mabinci, yapmıştır. Bu nedenle Yusuf, Yusuf Has hacı olarak anılmıştır. Kutadgubilik, ülküsel bir devletin ve başbuğun nasıl olması gerektiğini, yurt başbuluna ve yurttaşlara düşen ödevleri ve ahlak kurallarını açıklarken başka bir takım konuların yanı sıra örneğin aile düzeni, yasa ve töre bilgisi, budun bilgisi, tören ve şölen düzeni, sofra görgüsü, düşçe olma, sağlık bilgisi, avcılık, tarım, hayvancılık, el sanatları gibi halk bilimcilerin ilgilendiği konularda da değerli bilgileri içermektedir. Uygurca ve Arapça birer nüshası bulunan Kutadgu Bilig Reşit Rahmetli Arat tarafından günümüz Türkçesine çevrilerek yayımlanmıştır. TEDEKE yayınları, Ankara 1959, ayrıca yapıt hakkında Türk Kültür Dergisi bir kutadgı birlik sayısı, Aralık 1970, çıkarmış. A. Dilaçar'da geniş ve değerli bir kutadgı birlik incelemesi yayımlamıştır. TEDEKE yayınları, Ankara 1972. Divan Lugatit Türk, ilk büyük Türk dilcisi sayılan Kaşgarlı Mahmud'un yapıtı bir Türkçe sözlük olarak kaleme alınmakla beraber, Türk dili ve lehçelerinin yanı sıra Türk kültürünü de içeren bir kaynak kitap niteliğini taşımaktadır. Mahmud, yapıtında dil, coğrafya, tarih, halk edebiyatı ve böyle konularından başka Türk takvimi, halk hekimliği, günlük yaşamda kullanılan araç gereç, giyim kuşam, ev eşyası, yemek içmek, din, inanç, adet, gelenek, halk inanmaları, çocuk oyunları, töreler gibi geniş bir tabloyu içine alan konularda da zengin ve değerli bilgiler vermiştir. Bu niteliği ile sözlüğün Türk halk bilimi bakımından önemi birinci derecededir. İlk İngilizce Rifat Bey tarafından 3 cilt halinde Türkçe'ye çevirisi yapılan, 1915 ile 1917 arasında, Divan'ın, Cumhuriyet'ten sonra Besim Atalay tarafından yapılan çevirisi yayınlanmıştır. Üç cilt metin, bir cilt dizi, Ankara 1939 ile 1943 arasında, dede ki, yayınları. Türk Dil Kurumu, Divanül Ugatit Türk'ün 900. yıl dönümü dolayısıyla de slash z slash h cildini yeniden basmış. Ankara 1972, aynı yıl bir de pul çıkartmıştır. Yabancı bilim adamlarının daha üzerinde çalıştıkları bu ünlü sözlük ve yazarı hakkında M. Şakir Ülkü Taşır'ın, Kaşgarlı Mahmut, İkinci baskı, Ankara 1972 Tedeke yayınları ve Ahmet Caferoğlu'nun Kaşgarlı Mahmut, İstanbul 1970 adlı incelemeleri de vardır. Ayrıca divandaki maddelere ve bilgilere dayanarak kimi halk bilimsel incelemeler de yapılmıştır. Örneğin, Ahmet Caferoğlu, Kaşgarlı Mahmut'a göre akraba adlı Tede sayı 253. Ankara 1962, Mustafa Can Polat, Divan-ı Lugatit Türk'te Şamanizmizleri, TÜFAL, 1974, Ankara 1975, Reşat Genç, Kaşgarlı Mahmud'a göre 11. yüzyılda Türkiye Erde, Evlenme, ANETR, Sayı, 7, Ankara 1975, Kamil Toygar, Divan-ı Lugatit Türk'te Giyim Kuşam ve Dokuma Sanatları ile ilgili Sözcükler, Sümerbank Dergisi ki, 2 bölü 1975 Ankara. Dede Korkut Kitabı Oğuzların hikayelleşmiş destanlarını içeren Dede Korkut hikayelerini ilk kez anlattığı söylenen Korkut Tata efsanevi bir Oğuz Ozanıdır. Yaşamı ve yaşadığı dönem hakkında kesin bir bilgi yoktur. 12 hikayeden oluşan ve tam adı kitabı Dede Korkut'a slash halisanı tarifi Oğuzan eşittir işareti. Oğuz halkının diliyle dede Korkut kitabı, olan yapıtın bir de ön sözü vardır. Ön sözde dede Korkut tanıtılmaktadır. Oğuz Türkleri arasında oluşup, 14. yüzyılın sonlarıyla 15. yüzyılın başlarında yazıya geçirildiği ileri sürülmektedir. Dede Korkut hikayelerinde savaş, barış, dün, dernek, ad koyma, günlük yaşam. Doğaüstü güçler ve böyle hakkında Oğuz Türklerinin törelerine ilişkin zengin bir gereç vardır. Türk halk bilimi bakımından büyük önem taşıyan Dede Korkut hikayeleri üzerinde yerli ve yabancı uzmanlarca çok sayıda çalışma ve inceleme yapılmıştır. Kirisli Rifat, Fuat Köprülü, Orhan Saik Gökyay, Muharrem Ergin, Pertev Naili Baratav, Mehmet Kaplan, Ahmet Caferoğlu, Suat Hızırcı, Sami Akalın. Adnan Bin Yazar bu konuda çeşitli yayınlarda bulunmuşlardır. Samile Akalı'nın Dede Korkut kitabının folklor bakımından değerlendirilmesi, İstanbul 1969 ile Orhan Saik Gök yayın Dedem korkudun kitabını, İstanbul 1973, Bekeme yayınlan, belirtmek gerekir. Özellikle Oşe Gök yayın bu değerli yapıtının motifler, töreler başlığını taşıyan 6. bölümü, Halk Bilim, Budun bilim ve budun betim alanında çalışan herkesin başvuracağı, yararlanacağı zengin bir gereçli, bu gerece dayalı bilimsel yorum ve açıklamaları içermektedir. İbn Batuta seyahatnamesi. Asıl adı Şerefüddin Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah bin Muhammed bin İbrahim et olan ve İbn Batuta lakabıyla ayın kazanan bu Arap gezgini 1325 yılında yurdundan ayrılarak 30 yılı aşan bir süreyle birçok ülkeyi dolaşmıştır. Bu arada Anadolu'yu da gezen Batuta, gezip dolaştığı yerlerin adetleri, gelenekleri, yeme içmeleri, giyim kuşamları, davranışları kısaca halk bilimini ve budun bilimini ilgilendiren konular hakkında geniş bilgi vermiştir. Zaman zaman anlattıkları arasında çelişkilerin, Yanlışlarında bulunduğu saptanan seyahatname ilk tam metin olarak Mehmet Şerif Paşa tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. 1917-1919 İbni Batuta'nın Anadolu, Kuzey Türk illeri ve Güneydoğu Anadolu'yu içine alan ve 3 bölümden oluşan seçmeleri İsmet Parmaksızoğlu tarafından İbn Batuta Seyahatnamesinden seçmeler adı altında yayımlanmıştır. BTE İstanbul 1971 Baburname Baburname 16. yüzyıl başlarında Hindistan'da büyük bir devlet kurmuş olan Türk hükümdarı Zahiruddin Muhammed Babur'un 1483 ile 1530 arasında Çağatay Türkçesiyle yazmış olduğu önemli bir yapıttır. Babur'un kendi yaşam öyküsü olan, saray ve çevresindeki olayları, gezip gördüğü yerlerin ve ulusların bölgesel, yerel özelliklerini canlı ve renkli bir dille anlatan Baburname, Türk kültürü bakımından değerli bilgiler taşıyan bir yapıttır. Yapıtta değişik konuların yanı sıra evlenme, akrabalık, ölüm, eğitim, öğretim, yemek, içmek, giyim, kuşam, zaman ve mesafe ölçüleri ile halk bilimi ilgilendiren kimi konularda birçok bilgiye yer verilmiştir. Yapıt Reşit Rahmetli Arat tarafından iki cilt halinde Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. TTK Yayınları Ankara 1943 ve 1946 Aynı çeviri, daha sonra BTE Dizisinden üç cilt halinde yeniden basılmıştır. Ankara 1970 Katip Çetebi'nin yapıtları, asıl adı Mustafa olan Katip Çelebi, 1609 ile 1657 arasında, Cihan Numa adlı yapıtında çeşitli ülkelerin tarih ve coğrafyasını anlatmaktadır. 20 yılda tamamladığı Keşf Zun'un Eşittir işareti, Kaynakça Sözlüğü adlı yapıtında 15.000'e yakın kitabın konuları ve yazarları hakkında bilgi verilmektedir. Fransızcaya, 1698 ile 1705 arasında, ve Latince'de 1835 ile 1858 arasında çevrilen bu kaynak Çamab, yayınları arasında iki cilt halinde çıkmıştır. 1941 ile 1943 arasında Katip Çelebi'nin Mizanül Hak fi İhtiyari Hak Eşittir işareti, en doğruyu seçmek için Hak Terazisi adlı yapıtı isedin, aktöre, toplum, adet, gelenek, töre sorunlarını, görüşlerini, ilkelerini içermektedir. Yapıt Orhan Saik Gökyay'ın ön söz ve açıklamalarıyla hazırlanarak MÖB, Türk Kültür Kaynak Eserleri dizisi içinde yayımlanmıştır. İstanbul 1972 Evliya Çelebi Seyahatnamesi Türk kültürünün önemli kaynaklarından birisi de Evliya Çelebi'nin 1611-1682 Seyahatnamesidir. Evliya Çelebi'nin kesintilerle beraber yaklaşık olarak 50 yıl boyunca süren gezileri sırasındaki yolculuk notları on ciltlik bir seyahatname meydana getirmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde tarih, coğrafya, toplum bilim, dil, halk bilim, budun bilim, budun betim konularında zengin ve ayrıntılı bilgiler vermiştir. Özellikle 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş sınırları içindeki önemli büyük kentlerin ve ülkelerin yaşama biçimleri, adetleri, gelenekleri, görgüleri, töreleri, inançları günlük ve törensel yaşamları hakkında zengin gereçle dolu olan seyahatname Türk halk ve budun bilimcilerinin yararlanmaları gereken bir kaynaktır. Seyahatname 1869'dan başlayarak koncilt halinde, ilk 8 cildi eski yazıyla, basılmış, ayrıca çeşitli seçmeler yapılmış, Zuhiri danışmanda her cildi daraltarak 15 cilt halinde yayınlamıştır. 1969-1970 Milli Eğitim Bakanlığı Evliya Çelebi Seyahatnamesinden seçmeler sürdürmektedir. Nail Tan, seyahatnameyi halk bilimi açısından tarayarak bir folklorik tizin denemesi hazırlamıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Folklorik Tizin Denemesi, K.E. Ankara 1974 Bu tarama, seyahatnamenin halk bilimi ilgilendiren konular bakımından ne kadar zengin yere çiçerdiğini göstermektedir. Türk halk bilimi için kaynak kitap niteliğinde olan yapıtlar arasında, yabancıların Türkiye, özellikle Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazmış oldukları mektuplarından, anılarından ve izlenimlerinden oluşan kimi kitapları da belirtmek gerekir. Çeşitli nedenlerle bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğunda yaşamış olan bu yabancılar gördüklerini, duyduklarını ve yaşadıklarını kimi zaman tarafsızlıkla kimi zaman dayan tutarak yazıya geçirmişlerdir. Bunlar arasında yabancı olmaktan gelen önyargıların yanı sıra keskin gözlemlere dayanan doğru bilgiler de yer almaktadır. İmparatorluğun çeşitli dönemlerinde Türkler arasında yaşayan bu yabancıların adetlerimiz, geleneklerimiz, günlük ve törensel yaşamımız hakkındaki görüş, düşünüş Yorumlayış ve değerlendirişleri halk bilimi yakından ilgilendirir. Bu türden Türkçeye çevrilmiş kitaplardan kimilerini sayalım. Kanuni Devrinde İstanbul. Yazarı bilinmiyor. Türkçesi F. Carım. İstanbul 1964. Yabancı gözüyle 125 yıl önce İstanbul. Sultanın şehri ve Türklerin aile hayatındaki gelenekler. Julia Pardoel. İnkılap ve Aka Kitabevleri. İstanbul 1967. Türkiye'yi böyle gördüm. Ogier Kiselinde Buspec, Tercüman, BBT. 31, İstanbul, Türkiye Mektupları 1717 ile 1718 arasında, La Dimontagu, Tercüman, BBT. 3, İstanbul, Osmanlı Türkiye'sinde Gündelik Hayat, Repa El Doğan Kardeşi Yayınları, İstanbul 1975, Türkiye'de Sanatlar ve Zenatlar, Pretextat Lojonte, Tercüman, BBT. 59. İstanbul, yabancılara göre eski Türkler, K. Cevat, Yağmur Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1974. Yeni kuşakların anlayabilmeleri için bugünkü dile sadeleştirerek aktarılan bir dizi kitap daha vardır ki, bunlar içerisinde kimileri halk bilimin konularını, özellikle adetleri, gelenekleri, töreyi, aktöreyi, ahlakı, devleti, aile kurumunu ve böyle yakından ilgilendirmektedir bunlara örnek olarak Kınalıza de Ali efendinin devlet ve ahlakını tercüman BbtE 30 ve 69 İstanbul Balıkahnen Nazarı Ali Rıza Bey'in bir zamanlar İstanbul'unu Tercüman BbtE 11 İstanbul ve Gö Kalpin Türk medeniyeti tarihin Türk Kültür yayını 5 İstanbul 1974 Türk töresini, Akın Yayınları, İstanbul 1972, Türkçülüğün Esaslarını, Varlık Yayınları, 10. Baskı, İstanbul 1973, Gösterebiliriz. 2. Sözlükler, Ağız Derlemeleri Derleme Sözlüğü, Ankara 1963 ile 1975 arasında, 8 cilt, TEDEKE, Yayını iki aşamada gerçekleştirilen bu sözlük, halk dilinde yaşayan Türkçe sözleri derlemek amacıyla ilkin 1933 yılında devletin desteğinden de yararlanılarak yurt çapında bir derleme işine girişmekle başlatılmıştır. Bu aşamada Söz Derleme Dergisi meydana getirilmiş ve 1939 ile 1957 yılları arasında 6 cilt halinde yayımlanmıştır. Bu dizinin 6. cildi folklor sözlerine ayrılmıştır. İkinci aşamada, Türk Dil Kurumu, Söz Derleme Dergisi'nin eksikliklerini, yanlışlarını ve yetersizliklerini gidermek, sözlüğü daha oyunlu bir çizgiye eriştirmek amacıyla yeni bir derleme işine girişmiştir. Bu aşamada resmi örgütlerden yararlanma işine gidilmeden hazırlanan sözlük de söz derleme dergisinin hem birçok yerlerini düzeltme olanağının sağlanmasına, hem de daha geniş kapsamlı bir alanda derleme yapılmasına çalışılmıştır. Birinci cildi 1963'te yayımlanan Türkiye Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'nün 8. cildi 1975 yılında yayımlanmıştır ve henüz K harfindedir. Yapı ton bir ciltten oluşacaktır. Tamamlandığında Türk dilinin, dolayısıyla Türk halk kültürünün önemli kaynaklarından birini meydana getirecek olan derleme sözlüğü, sadece Türkiye sınırları içinde yaşayan Türk halkının dili aynı zamanda Kıbrıs, Irak, Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan Türklerinin ağızlarından yapılmış derlemeleri de içermektedir. Bu sözlük, Türkiye budun bilimini, halk bilimini, geleneksel ve kırsal alanda yaşayan halkın kültürünü anlama ve çözümlemede kuşkusuz el altında bulundurulması gereken önemli kaynaklardan biridir. Tarama Sözlüğü Ankara 1963 ile 1972 arasında, I. 6. Cilt, Ekler 7. Cilt, Ankara 1974, TEDEKE. yayını. Türk Dil Kurumu uzmanlarınca hazırlanan bu değerli yapıt. 13. Yüzyıldan günümüze kadar Türkiye Türkçesiyle yazılmış 227 eserden taranan ve bugün kullanılmayan ya da anlamı, şekli değişik olarak kullanılan Türkçe sözlerin sözlüdür. 7 ciltten oluşan ve 1963 ile 1974 arasında yılları arasında tamamlanan bu önemli sözlüğün özelliği her sözü bir ya da birden fazla tanıyla vermiş olmasıdır. En eskisinden başlanarak yenilerine doğru sıralanan bu tanıklar, konu edinilen sözü nasıl, varsa ikinci, üçüncü anlamlandı açıklamaya, örneklemeye yaramaktadırlar. Böylece günümüze kadar gelen, konuşma ve yazı dilimizde bugün de kullanılan birçok sözcüğün kökenini, gelişmini izleyebildiğimiz gibi, aynı zamanda halk ağzında kullanılan, çoğu zaman gerek ses, Gerekse biçimi olarak bozulmuş bulunan kimi sözcüklerin nasıllarını ve hangi anlama geldiklerini de bu sözcük aracılığıyla büyük ölçüde öğrenmek mümkün olmaktadır. Sözlüğün hazırlanması için taranılan kitaplar içerisinde önemli sözlüklerin, destanların, Divanların bulunması kültürümüzün geçmiş çağlara olan uzantısını dil açısından önümüze sermektedir. Öyle ki bu yapıt, halk yaşamının çeşitli alanlarına girmiş olan birçok adetin ve inanışın, geleneğin, törenin filolojik yöntemle çözümlenmesinde önemli bir baş vurma kaynağı olacak niteliktedir. Ağız derlemeleri. Ahmet Caferoğlu'nun Doğu illerimiz ağızlarından toplamalar. Cilt 1. Tedeke. Yayınları 9. İstanbul 1944. Sivas ve Tokat illeri ağızlarından toplamalar. Burhaneddin Basım Evi İstanbul 1944. Güneydoğu illeri ağızlarından toplamalar. Cilt 1. Tedeke. Yayınları 12, İstanbul 1945. Kuzeydoğu illerimiz ağızlarından toplamalar. Cilt 1. Tedeke. Yayınları 14, İstanbul 1948. Orta Anadolu ağızlarından derlemeler. Burhanettin Basım Evi, İstanbul 1948. Anadolu illeri ağızlarından derlemeler. İrif Yayınları 487 numara, İstanbul 1951. Zeynep Korkmaz'ın Güneybatı Anadolu Ağızları, Deticife, Yayınları, Sayı, 114, Ankara 1956, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Cilt, 1, Deticife, Yayınları, Sayı, 142, Ankara 1963, Selahattin Olcay'ın Doğu Trakya Yerli Ağzı, Atü, Yayınları 44 numara, Ankara 1966, Erzurum Ağzı, Ayet Yayınları, 45 numara, Ankara 1966, Saadet Çağatay'ın Türk lahçeleri Örnekleri, Cilt, 1, Ankara 1963, Cilt, 2, Ankara 1972, Selahattin Olcay, bir Caner ve Ensar Aslan Üçlüsü'nün Arpaçay Köylerinden Derlemeleri, Tedeke, Yayınları, Ankara 1976, ile Orhan Acı halk ağzından derlenmiş sanat derimlere sözlüğü. Tedeke yayınları, Ankara 1976 adlı kitaplarında verilen metinler halk bilim ve budun bilim açısından zengin olup, Türk halk töresinin bir çoğunu açıklayabilmek için gerekli ipuçlarını içermektedirler. Caferoğlu, Korkmaz ve Olcay'ın derleme metinleri Türkiye sınırları içerisindeki belirli bölgelerde konuşulan ağızları içerirken, Çağatay'ın kitaplarındaki gerek yazı, gerekse konuşma dilini içine alan örnek metinler Türkiye dışındaki Azeri Türkçesinden, Türkmenceden, Özbekçeden, Horasan Türkçesine kadar genişleyen bir dil alanından seçilmişlerdir. Ata sözleri, Deyimler ata sözleri ve Deyimler halk bilimin, özellikle halk edebiyatının inceleme kollarından biri olmakla beraber, genel halk bilim alanında inceleme yapanların incelemeleri sırasında göz önünde bulundurmaları gereken önemli birer kaynaktırlar. Bir ulusun, bir halkın ya da belirli bir yörenin değer yargılarını kalıplaşmış anlatım biçimine döken atasözlerinde söz konusu toplumun dünyaya bakış açısının ipuçları yatmaktadır. Kimi zaman bir atasözünde dile getirilen gerçek, beceri, bilgi, Anıştırma ve pekiştirmeler araştırmacının bir sorunu çözümlemesinde anahtar rolü oynayabilir. Ülkemizde atasözleri ve deyimlerle ilgili zengin yayın yapılmıştır. Bunların büyük bir bölümü sadece atasözlerini ve deyimlere sıralarken, bir bölümü de atasözlerimiz ve deyimlerimiz hakkında sistemli açıklamaları, yorumları, çözümlemeleri ve kaynakçıları içermektedirler. Burada son yılların ürünlerinden birkaç örneği sayalım. Ömer Asım Aksoy'un atasözleri ve deyimler, TEDEKE Yayınları Ankara 1965 Bölge ağızlarından Sözleri ve deyimler İki cilt Tedeke Yayınları Ankara 1969 1973 Ata Atasözleri sözlüğü Tedeke Yayınları Ankara 1971 Ankara 1976 Deyimler sözlüğü Tedeke Yayınları Ankara 1976 Rahagıp Soysal'ın Türk atasözleri Aynur Matbaası Ankara 1971, Adnan Ötüken'in Türk Atasözleri ve Deyimleri, 2 Cilt, Meb, Yayınları, BTE, Dizisi 47, 48, İstanbul 1971, Aydın Oyun Tarih Boyunca Türk Atasözleri, İş Bankası Kültür Yayınları 114, İstanbul 1972 Ata sözleriyle ilgili kaynakçılar için Ömer Aaksoy ile Aydın Oyun kitaplarından yararlanılabilir. 3. Edebiyat yapıtları Türk edebiyatının kapsamı içine giren roman, öykü, tiyatro, şiir, gezi, deneme, anı ve böyle türlerinde halk bilime ilişkin zengin bir gereç vardır. Halk bilimin çeşitli alanlarını oluşturan konu kümelenmelerini esas alarak sistemli bir tarama yapıldığında, Türk edebiyatı ürünlerinden halk bilimin yararlanacağı zengin bir gereç birikimi ortaya çıkar. Bu alanda çok sınırlı bir iki denemenin dışında geniş oylumlu ve sistemli bir taramaya hiç kimse ve hiçbir kurum girişmemiştir. Oysa halk bilimin, budun bilimin, toplum bilimin Türk edebiyatından öğreneceği çok şey vardır. Nasıl ki? Edebiyat alanında ürün veren yazarlarımız da halk bilim verilerinden ve gereçlerinden yararlandıkları sürece, yapıtlarına yerel ve ulusal boyutlar kazandırmış olurlar. Nabizade Nazım'dan başlayarak Ümit Kaftancıoğlu'na kadar uzanan bir gelişim çizgisinde yerlerini alan romancı ve öykücülerimizin yapıtlarında geleneksel yaşamımızla ilgili toplumsal kurumlar, kültürel öreler, töreler, davranış kalıpları, tavır nokta alışları, dil ve anlatım özellikleri çağdaş yaklaşımları önemseyen halk bilimcilerin asla gözden uzak tutamayacakları bir gereç kümesi oluşturmaktadırlar. Çünkü edebiyatımız, özellikle geleneksel ve kırsal alana yönelik roman ve öykümüz, halk bilim açısından zengin kesitler sunmaktadır. Sanatçı, gözlem ve sezgisiyle, halk yaşamına ilişkin doğruları, oluşumları, değişimleri ve böyle kimi zaman bilim adamından daha açık seçik ortaya koyabilmektedir. Bu bakımdan örneğin Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bir zamanların İstanbul halkını konu edinen kimi romanlarında, Reşat Nuri Güntekin, Rafik Halit Karay, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu ve Sebahattin Ali'nin Anadolu insanını ve yaşamını ele alan roman ve öykülerinde, Kemal Tahir'in, Fakir Baykurt'un, Talip Apaydın'ın, Mahmut Makal'ın Orta Anadolu, Yaşar Kemal'in Güney Anadolu, Bekir Yıldız'ın, Osman Şahin'in Güneydoğu Anadolu, Kemal Bilbaşar'ın, Dursun Akçam'ın, Ümit Kaftancıoğlu'nun, Ömer Polat'ın Doğu Anadolu gerçeklerini dile getiren yapıtlarındaki folklorik gereç zenginliği halk bilim için başlı başına bir inceleme alanını oluşturmaktadır. Ayrıca çeşitli denemelere ve gezi notlarına da halk bilimci gözüyle bakıldığında değerlendirilecek bir yığın gereç, gözlem ve izlenim bulmak her zaman için olanaklıdır. Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehri, Fikret Otiyaman ülkemizin değişik yörelerini konu edinem Gide Gide dizisi, Sabahattin Eyüboğlu'nun, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, Halikarnas Balıkçısı'nın yazı, deneme ve kitapları dikkatli bir göz için çok şey içermektedirler. Tiyatro yapıtlarımızın bir bölümü de gerek konuları, gerekse mesajları bakımından halk bilimi yakından ilgilendirmektedirler. Hatta bunlardan kimileri tip, ortam, olay örgüsü, dil ve böyle bakımından ya folklorik gerçeklerden bolca yararlanılarak ya da folklorik öğe ve kurumlara dayandırılarak işlenmiştir. Toplumsal kurumların, törelerin, geleneksel değerlerin, adetlerin ağır bastığı, dramatik çatışmanın temelini oluşturduğu, kimi zamanda bunların yan olarak yer aldıkları birçok tiyatro yapıtımız vardır. Aile kurumu, evlenme, düğün, kız kaçırma, başlık, çok eşevlilik, kumalık gibi konuları ya doğrudan doğruya ya da dolaylı yoldan işleyen ve sergileyen oyunların ilk akla gelenlerinden musahip Zade Celal'in itaate ilamını, Reşat Nuri Güntekin'in hüllicisini, Nazım Kurşunlu'nun çığını, Necati Cumalı'nın alınlarını, Hidayet Sayı'nın pembe kadınını, gün Dilme'nin kurbanlığını, Turan Oflazoğlu'nun Allah'ın dediği olurunu, Cahit Atay'ın sultan gelinini, Recep Bilginer'in sarın acıyesini. Nezihe Araz'ın buzkır güzellemesini, Ali Yörük'ün Türkmen düğününü sayabiliriz. Töreleri, değer yargılarını, adetleri içeren oyunlar arasında ise Musahipzade Celal'in Kaşıkçıları, Necati Cumalı'nın bu Emri, Yaşar Kemal'in Tenekesi, Sedat Bey Sörnek'in Kurt ve Manda Gözü, Erdoğan Naytekin'in Bekayası ile Kan Gütme Gelineğini konu edinem Cahit Atı'nın Pusudası, Turan Oflazoğlu'nun Kizibanı, Ali Yörük'ün Çatallı Köyü ilk akla gelenlerdendir. Ayrıca, geleneksel kesim ve kırsal alan insanını çevreleyen, baskısı altında tutan ve etkileyen birçok feodal kalıntı kurumunun, boş inancın, doğaüstü güçlerin, büyünün, üfürükçülüğün kimi zaman ana tema, kimi zaman da temaya dayan öre olarak işlendiği, serimlendiği birçok tiyatro yapıtı vardır. Gerek geleneksel, gerek çağdaş tiyatromuzun özellikleri, konuları, yapıları, tiplemeleri ve böyle hakkında halk bilimcilerimiz, Sevda Şenler'in, Metin Andın, Özdemir Nutku'nun ve Cevdet Kudret'in araştırma ve incelemelerinden yararlanabilirler. Gerek niceliği, gerekse niteliği bakımından çok zengin olan halk edebiyatımızdan halk bilim adına öğreneceğimiz nice gerçek, bilgi, beceri, doğayı ve evreni algılama, yorumlama ustalığı, insanımıza özgü duygu ve düşünce örgüsü, Dil ve anlatım özellikleri bulunmaktadır. Bunlara bu bölümün başında genel çizgileriyle kısaca değindiğimiz ve halk edebiyatı konusunu bu alanın uzmanlarına bıraktığımız için burada sadece önemini belirtmekle yetiniyoruz. 4. Süreli Yayınlar halk bilime ilişkin zengin bir gereçte gazete ve dergi koleksiyonlarında yatmaktadır. Gazete ve dergi koleksiyonları bu amaçla tarandığından zengin ve şaşırtıcı bir gereç ortaya çıkar. Ancak böyle bir tarama işi uzun yılları ve büyük bir sabrı gerektirir. Gazete sayfalarına yansıyan ülkemizin değişik bölgelerindeki olayların ve haberlerin içerisinde birçok adetin, inanmanın, törenin ve geleneğin kök nedenlerini, ipuçlarını bulabiliriz. Öyle ki, kimi haberlerin dokusunun, belirli bir bölgemize özgü bir adetin, bir davranışın ya da bir tutumun karakteristik çizgisi oluşturmaktadır. Kimi zaman bir fıkra, bir makale, bir röportaj dizisi, bir karikatür, bir fotoğraf, bir resim altı yazısı, okuyucu mektupları, ilanlar ve böyle herhangi bir töresel davranışı yoğun ve çarpıcı bir biçimde işlemekte ya da açıklığa kavuşturmaktadır. Özellikle yerel basında çıkan yazılar içerisinde konumuz bakımından çok ilginç olanlarına sık sık rıslamak mümkündür. 1.B.2 Görsel Kaynaklar 1. Sinema Türk sinemasının Anadolu gerçeklerini, halk yaşamının özgün yanlarını, geleneksel değerlerimizi, Özellikle kırsal alanda etkinliğini sürdüren töre ve adetlerimizi konu edinen başarılı yapıtları giderek artmaktadır. Sinema sanatının sağladığı olanaklardan yararlanılarak çarpıcı bir anlatım kazanan bu ürünlerde hem ele alınan konuların organik bütünlükleri, hem otantik olma titizlikleri, hem de yerel özellikleri yansıtma bakımından dikkati çeken bir dizi film vardır ki Bunlar da tiyatro yapıtlarında olduğu gibi halk bilimi ya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Çoğu son 5-10 yılın ürünü olan bu filmler arasında örneğin Lütfi Akad'ın büyük kentte tutunmaya çalışan, ancak göçüp geldikleri geleneksel kesimin türeleriyle yeni yaşama türünün gerekli kıldığı değer yargılarının çatışmasının anlatıldığı, büyük aile tipinden küçük aile tipine dönüşme sürecindeki zorunlu kültür değişmelerinin ile alındığı düntü ve gelin 5 kan gütmeyi güldürü türünde ele alan ve kat gütme geleneğiyle ünlü bir bölgemizin törelerini ince bir alayla taşlayan Atıf Yılmaz'ın güllü geliyor günlüsü, Yılmaz Güney'in endişesi, Ali Habib Özgen Türk'ün Ferhat, kumalık kurumu ile töresel davranışları işleyen Atıf Yılmaz'ın kumaz, cinsel namus kavramını ele alan, bu konuda törelerin ağır baskısını ve bağışlamazlığını vurgulayan Feyzi Tuna'nın kızgın toprakı, Ezogelin'i, Süreyya Duru'nun Bedranası, Kara çarşaflı gelini, Memduh Arı da efsanesi son yıllarda konumuz açısından dikkati çeken sinema ürünleridir. Ayrıca folklorik özlü bir olayı, bir gösteriyi, bir zanaat dalını, bir yüreği işleyen belgesel nitelikteki kısa metrajlı filmleri de belirtmek gerekir. Genellikle bir ön hazırlığı gerektiren, uzmanlarına danışılarak çekilen bu türden filmler özellikle geleceğin araştırıcıları için değerli arşiv gerici olurlar. 2. Televizyon Son yıllarda ülkemize girmiş ve hızlı bir gelişme göstermiş olan televizyon yayınlarından bir de konumuzu ilgilendirmektedir. Çağımız insanının en çok etkilendiği televizyon, halkımızın günlük yaşamında çok büyük rol oynayan bir kitle iletişim aracıdır. Yayınları arasında geleneksel kültürümüze, hatta çoğu zaman halk bilimi doğrudan ilgilendiren konulara yer veren programları, giderek yozlaşan ve yiten değerlerimizi, kurumlarımızı, yaşama biçimlerimizi korumanın nedenli gerekli olduğunu seyirciye, bundan da önemlisi ilgili ve sorumlulara hatırlatması bakımından da dikkat çekmektedir. Ancak bu türden programların çoğu, konunun yabancısı olan kimselere hazırlatılmakta, aşıtlarına uygunluğu hususunda titiz bir denetim uygulanamamakta, ön hazırlıklarında yeterli araştırma ve inceleme yapılamamaktadır. Tırtının elindeki olanaklar ulusal özleri, halk yaşamına ilişkin yerel değerleri, beceri, bilgi ve yaratıları sistemli bir biçimde araştırıp görüntüleyerek gelecek için değerli bir arşiv oluşturabilecek güçtedir. Alanlarının uzmanları olan halk bilimcilerin danışmanlıkları ve yardımlarıyla hazırlanacak bu türden belgesel filmlerin çekimlerine girişme işine bir an önce başlanılmasında büyük yararlar vardır. 3. Resim Minyatürlerimiz, halk resimlerimiz, geleneksel yaşamı ve kırsal alanı konu edinen kimi sanatçılarımızın ürünleri de halk bilimcilerin ve halk bilim alanına ilgi duyanların yararlanabilecekleri kaynaklar içerisinde yer alırlar. Bugün artık geçmişin malı olan minyatürlerimizde birçok kültür öğesinin geçmişteki önemini, yerini, işlevini görmek mümkündür. Özellikle o zamanki toplumun yönetici sınıfının, soylularının günlük ve törensel yaşamlarından sahneleri içeren minyatürlerimiz başlı başına bir inceleme konuşudurlar. Halkın düş gücünü, özemini ve beğeni çizgisini açığa vuran her türden halk resimleri, bir kenti, bir yöreyi, bir semti asıllarına sadık kalarak yansıtan gravürler, resimlendirilmiş el yazması kitaplar, aile albümleri, afişler, el ilanları ve böyle halkımızın geçmişteki yaşamının değerli belgeleridir. Bunların büyük bir bölümü zamanla yitip gitmiştir. Azım sanmayacak bir bölümü ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu türden belgelerin tezelden derlenmesi ve arşivlenmesi gereklidir. Çağdaş sanatçılarımızın kimileri halk bilimiyle ilgili konuları işlemiş, halk sanatlarının motiflerinden yararlanmış, geleneksel kesimdeki insanımızın günlük, töresel ve törensel yaşamından kesitler vermişlerdir. Bu sanatçıların başında Turgut Zaim, 1906 ile 1974 arasında, gelir. Ulusal özleri, yöresel yaşama biçimlerini, özellikle yörükleri, avşarları konu edinen sanatçı, özgün bir Türk resminin temsilciliği yanı sıra otantik olma titizliğini de başarılı bir biçimde sürdürmesini bilmiştir. Turgut Zaim'in ürünleri Türk halk kültürünün ve töresinin belgeleri olarak gelecek kuşaklara kalacak niteliktedir. Resimlerine yerli bir tat ve çeşni katarak dokuma, kilim, yazma ve böyle el er sanatları motiflerini yer yer asıllarına uygun, Yer yerde ustulaştırarak değerlendirip birer plastik öğe olarak ustalıkla kullanan Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1913 ile 1976 arasında her türden halk yaratısına vurgun bir sanatçıdır. Yerli öğelerle bezediği resminin yanı sıra Anadolu insanının beğeni, yaratı, beceri, duygu ve düşüncesini dile getiren yazı ve şiirleriyle de resimde folklorizmin önde gelen temsilcilerinden birisi olmuştur. Kırsal kesimde çetin doğal koşulları ortasında yaşayan köylümüzün ilkel üretim araçlarıyla doğaya egemen olma çabasındaki dramatik çatışmaya ve çelişkiyi çarpıcı bir biçimde resimleyen Neşet Günal'ın toprak insanları bunların somatik özellikleri, giyim kuşamları, geleneksel araç gereçleri ve dünyaya bakışları insan hamurumuzun nerede ve nasıl özleştiğini belgeleyen üstün yapıtlardır. Babası Turgut Zaim'in çizgisini daha değişik bir yoldan sürdüren genç sanatçı Oya Katoğlu geleneksel kesim insanının türesel yaşamındaki geçiş dönemlerini zengin bir renk ve figür kaynaşımı içerisinde canlandırmaktadır. Katoğlu'nun geleneksel yaşama biçimini, giyim kuşam, köy ve kasaba konumunu işleyen resimleri halk biliminin resim sanatına yansımış ilginç örnekleridir. Çukurova yöresinin pamuk kültürü çevresinde kaynaşan yaşamını, yerel öğelerini, tarım kültürüne dayalı yaşama türünü duyarlı bir yaklaşımla belgeleyen Duran Karaca, o yörenin insanı olmaktan gelen keskin gözlemciliğini de sanatına katarak Türk halk bilimini plastik açıdan zenginleştiren resimleriyle dikkati çekmektedir. Konularını köy ve halk yaşamından alan, resimlerinin yanı sıra yazı ve kitaplarında sanatla folklor arasındaki verimli ilişki üzerinde duran bir başka sanatçı da Malik Aksel'dir. Ayrıca, özellikle son zamanlarda yapmış olduğu kadın ve erkek köylü başları Yılan Uriyem, ile Mustafa Asler, Ali Demir ve kimi resimleriyle folklorik konuları, işlemiş olan birçok sanatçımız daha vardır. 4. Şenlikler, Bayramlar, Yerel Günler Ülkemizde, Ulusal belirli günlerin dışında bir yöreye, bir ile, bir ilçeye ya da bir köye özgü, oranın yerel bir özelliğiyle, bir ürünüyle, bir geleneğiyle ilgili olarak kutlanan, kutsanan, canlandırılan günler, haftalar vardır. Bu türden günler, haftalar kutlanırken şenlikler düzenlenmekte, yerel oyunlar oynanmakta, gelenekler canlandırılmaktadır. Bunların bir bölümü yerel takvimin gereği olarak artık oturmuş, süreklilik kazanmış. Her yıl kutlanan ve kutsanan bir nitelik kazanmıştır. Bir bölüyle son yılların turizm etkinlikleri içinde yer almakta, giderek bir geleneğe dönüştürülmek istenmektedir. Ulusal özlerin, yerel renk ve kaynaşmaların, bölgesel özelliklerin canlandırıldığı, kutlandığı, tazelendiği bu türden şenlik, bayram ve günler de görsel kaynaklar içerisinde yer alırlar. İnsanımızın toplumla, coğrafyayla ile ilişki ve etkileşimlerinin dinamik yansımalarını, sevinçlerini, övünçlerini, coşkularını, boşalımlarını, ekonomik alışverişlerini, yarışma ve yaratılarını, hatta bölge bencilik eşittir işareti, etnosantrizmlerini çeşitli biçimlerde dışa vurdukları bu kutlama ve kutsama günlerinde halk bilimcilerin kaynaklanacağı, esinleneceği, derleyeceği ve belgeleyeceği çok gereç vardır. Bu şenlik, bayram ve günlerin düzenliğini kutlandıkları illere, ilçelere, köylere ya da yörelere özgü kültürel değerlerin ve her türden folklorik gösterilerin dikkatli cezlenip gözlenerek fotoğraf makinesi, kamera ve teyp aracılığıyla saptanıp ulusal halk bilim arşivine kazandırılması gerekir. Milli Folklor Araştırma Dairesi'nin yayımladığı Türkiye Belirli Günler Takviminde, Ankara 1973, yurdun her yerinde kutlanan belirli günler dışında, belli bir yere özgün 860 belirgin günün tarih, ay, yer, tür ve süresi düzenli bir biçimde sıralanıp, açıklanmaktadır. Bu çizelge dikkatlice incelendiğinde kurtuluş ve anma günlerinin dışında, yerel nitelikte gün, Bayram ve şenliklerin belirli öğelerin çevrelerinde kümelendikleri görülmektedir. Bu öğelerin başlıcıları yiyecek, içecek, meyve, yemiş, kuş hayvan, bitki, çiçek, su, çağlayan, göl ve deniz ile mevsimlerdir. Bu öğeler çevresinde kümelenen şenlik, bayram ve günlerden kimi örnekleri, yukarıda adını andığımız takvimden yararlanarak sıralayalım. Yiyecek, içecekle ilgili şenlik, bayram ve günler. Gölle gecesi, Konya, Ilgın, 6 Şubat, 1 gün, Zipe günü, Hakkari Çukurca, Mart'ın 1. ve 2. Çarşamba günleri, 2 gün, Mesih şenlikleri, Manisa, Merkez, 21 Nisan, 9 gün, Yumurta Bayramı, Siirt, Merkez, 6 Mayıs, 2 gün, Penirli Ekmek Günü, Elazığ, 24 Haziran, 1 gün, Kızıldağ Ananevi Helva Günü, İsparta, Şarkı Karaağaç, Temmuz'un 2. haftası içinde, 3 gün, Koza Bayramı, Bursa, Merkez, Temmuz içinde, 1 gün, Ayran Bayramı, Antalya, Akseki, Cevizli, Ağustos içinde, 1 gün, Bal Bayramı. Antalya Akseki, Kuyucak, Ağustos içinde, bir gün, Cimcik Gecesi Eşittir işareti, Elma Kaynası, Kütahya, Merkez, 1 Eylül, 7 gün, Yemek Festivali, Bolu, Merkez, 27 Eylül, 1 gün, Pide Günü, Ankara, Kızılcahamam, Eylül'ün 2, Cumartesi ve Pazar günleri, Pastırmayı Tanıtma Günü, Kayseri, Merkez, Ekim'in ilk haftası, 7 gün. Meyve ve Yemişle ilgili Şenlik, Bayram ve Günler Kiraz Festivali, İzmir, Kimalpaşa, Mayıs'ın 2, Pazar günü, 2 gün, Kiraz Bayramı, Denizli, Çal, Baklan, Kıyacak, Mayıs'ın son haftası içinde, 1 gün, Çilek Festivali, Zonguldak, Ereğli, Haziran içinde, 1 gün, Vişne Bayramı, Tokat, Almuz, 2 Temmuz, 1 gün, Üzüm ve Şarap Festivali, Tekirda, Şarköy, 6 Temmuz, 3 gün, Kavun Festivali, İstanbul, Silivri, Selimpaşa, 29 Temmuz, 1 gün, Fındık Günü, Bolu, Akçakoca, 10 Ağustos, 1 gün, Ilıma Şenliği, Konya, Ereğli, 18 Ağustos, 1 gün, Ceviz Bayramı, Konya, Ermenek, Eylül içinde, 1 gün, Mandalina Festivali, İzmir, Seferhisar, Kasım içinde, 1 gün kuş ve hayvanlarla ilgilişenlik, bayram ve günler. Kel Aynak Günü, Urfa, Birecik, 17 Şubat, Bir Gün, Kafkasör Boğa Güreşleri, Artvin, Merkez, 20 Haziran, Bir Gün, Karides Günü, Balıkesir, Musakça, Temmuz'un 3, Pazar Günü, Bir Gün, Balık Festivali, İçen, Silifke, Taşucu, 2 Ağustos, 4 Gün, Kuzu Bayramı, Hakkari, Uludere, Yayla Zamanı. 3 gün. Bitki ve çiçeklerle ilgili şenlik, bayram ve günler. Ağaç bayramı, Kastamonu, Devrekani, 13 Nisan, 1 gün, Lale Festivali, Muğla, Kölcez, 16 Nisan, 9 gün, Lale Şenlikleri, Ankara, Yeni Mahalle, Sincan, 1 Mayıs, 1 gün, Çay Festivali, Rize, Merkez, 17 Eylül, 10 gün. Su, Çağlayan, Deniz. Gölle ilgili şenlik, bayram ve günler. Çağlak eşittir işareti, şelale, günü, Manisa, Akahisar, 9 Mart, bir gün, deniz şenliği, ordu, Perşembe, 20 Mayıs, bir gün, Hazar Gölü şenlikleri, Elazığ, Sivrice, 16 Temmuz, 2 gün, 7 Göller şenliği, Zonguldak, Devrek, 17 Temmuz, 7 gün, Ayazma şenliği, Çanakkale, Bozcaada, 26 Temmuz 5 gün, Çermik Şenlikleri, Erzurum, Pasinler, 26 Temmuz 3 gün. Mevsimlerle, aylarla ilgili olanlar. Kara Çarşamba eşittir işareti ilke, Haber Eğlencelerinin yapıldığı gün, Siirt, Sımak, 14 Mart 1 gün, Mart 9 Şenlikleri, İzmir, Uğura, 22 Mart 1 gün, Nevruz Şenlikleri, ülkemizin pek çok yerinde, 22 Mart 1 gün. Bahar Şenlikleri, Tekirda, Malkara, 13 Mayıs, 1 Gün, Mayıs 7'si, Giresun Merkez, Alucura, Ordu, Fatsa Gölköy, Perşembe, Ünye, Vakfı Kebir. Bunlar ve bunlara ekleyeceğimiz daha nice şenlik, bayram ve günlerin dışında pehlivan güreşleri, müzik ve halk oyunları, at yarışları, hayvan sergileri, deve güreşleri, cirit oyunları, aşıklar bayramı. Halk ozanları yarışmaları ve böyle gibi gösterilere yer veren birçok gün şenlik ve bayram sayılabilir.